Türkiye Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz denildi. Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylemin İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığının ve protesto ettiğinin Danimarka makamlarına bildirildiği kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremler ve Tempi'deki tren kazasının ardından Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. Seçim hazırlıkları içerisinde olan iki ülke arasında askeri tatbikatlar konusunda gayri resmi olarak moratoryuma gidildiği ileri sürüldü. Katimerini gazetesinin haberine göre seçimler tamamlanana kadar deniz tatbikatlarına ara verilmesi konusunda Atina-Ankara anlaşmaya vardı. NATO ve çok uluslu tatbikatların ise bu anlaşmanın dışında tutulacağı kaydedildi. Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin genel başkanı Karadayı, Bursa'da katıldığı bir iftarda programında ülkede 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerinde Türkiye'deki seçmenlerin oy kullanması çağrısında bulundu. Parti temsilcilerinin seçmenleri yeterince uyaramadığını ifade eden Karadayı şunları dile getirdi. Bu açıdan lütfen size yalvarırım, halkımızı uyaralım. Bulgaristan'da 2 Nisan'da çok önemli seçimler var. 2 Nisan'da sandık başına gidelim ve oyumuzu Hak ve Özgürlükler Hareketine verelim. İnşallah böylece sizin desteğinizle biz de hükümet ortağı olacağız. Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mümin Hasan, derneğin kapatılma davasına ilişkin Türk azınlık basınına konuştu. Hasan, 14 Haziran'da adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Yunanistan kanunları çerçevesinde bu ülkenin hakim ve savcılarına güveniyoruz. Derneğimizin kapanmayacağına inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanunlar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümrücine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türklerinin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından biri olan müftülük sorunu ve müftülüklerle ilgili yeni yasayı gündeme değerlendirdi. Yönetimin 1920 yılında çıkarılan yasayı değiştirmesiyle sorunun başladığını belirten Müftü İbrahim Şerif, azınlığın 30 yıldır bu hak ihlaliyle uğraştığını söyledi. Yeni müftülük yasasının Türk azınlığa danışılmadan hazırlandığını vurgulayan İbrahim Şerif, Türk azınlığa danışılmadan Atina Anlaşması hükümleri yok sayılarak toplumun iradesine ve beklentilerine inatla karşı çıkılarak hazırlanmış bir yasa değerlendirmesinde bulundu. İskeçe Kinal Milletvekili Burhan Baran, İskeçe Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili meclise soru önergesi sundu. Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e yönelik soru önergesinde koroner yoğun bakım ünitesinin kurulmasının şart olduğunu dile getiren Baran, devlet hastanesinde şu anda faaliyette olan bir koroner yoğun bakım ünitesinin bulunmaması vatandaşlara ciddi sorunlar yaratmaktadır ifadelerine yer verdi. Yunanistan'da son 20 yılda 3 milyon dönüme yakın alanın zarar gördüğü açıklandı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi'ne bağlı Flame ekibinin uydu verilerinden derlediği analizde 2003-2022 döneminde yaşanan 10 büyük yangında 2 milyon 800 bin dönümün üzerinde alanın etkilendiği belirtildi. Gün başına yanan alan kriterleriyle analizde sıralanan 10 büyük yangının yayılma hızının son derece büyük olduğu kaydedildi. Ev ve tarım alanları için Güneş Enerjisi Destek Platformu Nisan ayında açılıyor. Çevre ve Enerji Bakanlığı ev ve tarım alanları için Güneş Enerjisi Sistemlerine Destek Programı'na başvuruların Nisan ayında başlayacağını açıkladı. Program çerçevesinde evler için %75'e, tarım alanları için ise %60'a varan destek verilmesi planlanıyor. Program sayesinde yıllık 3000 euroluk enerji tasarrufu sağlanacak. Proje için ayrılan toplam bütçe ise 200 milyon euro olarak belirlendi. İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu katıldığı satranç turnuvasından gümüş madalya ile döndü. İskeçe'deki ilkokulların katıldığı turnuvaya İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu satranç takımı da katıldı. Turnuvada azınlık ilkokulunu temsil eden 11 öğrenci yer aldı. Tüm çocuklarımız oldukça iyi performans gösterdiği yarışlarda 5. sınıf öğrencisi Zümra Darmon, kızlar kategorisinde ikinci gelerek gümüş madalya kazandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada turnuvaya katılan öğrencilere okul aile birliği ve encümen heyeti adına hediye verileceği ifade edildi. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinde Batı Trakya kökenli Levent Gür ve Aydın Özcan aday oldu.
MHP'den İstanbul Milletvekili aday adayı olan Levent Gür, aday adaylığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Milletvekili aday adayı Levent Gür, bir dönem Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Aslen Dedağac'ın Köse Mescit Köyü'nden olan avukat Aydın Özcan ise CHP'den İzmir Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Aydın Özcan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin İzmir Şube Başkanlığı'nı yapmış, Balkanlardaki barolarla işbirliğini geliştirmek için çalışmıştı. Gümülcine Belediyesi Ana Muhalefet Listesi Başkanı Andonis Gravanis, belediyeye ait taşınmazların 3 yıldır atıl katıldığını belirterek yönetimi eleştirdi. Belediyeye ait taşınmazların terk edildiğini ve bunlardan yararlanılamadığını söyleyen Gravanis, bu durumdan belediye başkanının sorumlu olduğunu kaydetti. Yüzme havuzunun kapalı olduğunu, küçük statların tamamına yakının kapalı ve kullanılamaz halde olduğunu savunan Gravanis, tüm vatandaşların ortak malı olan taşınmazların büyük bir terk edilmişlik içinde olduğunu vurguladı. Haberleri dinlediniz.